Arkadaşlar merhabalar. 20. yüzyılda çeşitli otoriter hükümetler burada gördüğümüz sold fiili, seek fiilini çabalamak, çalışmak veya aramak fiilinin ikinci hali. Çeşitli otoriter hükümetler burada either or paralel yapısını da görelim. Her ikisinin her ikisinden sonra da bir fiil gelmiş. Dikkat edin. 20. yüzyılda çeşitli otoriter hükümetler ya arttırmaya ya da azaltmaya çalışmışlar doğum oranlarını. Bazen yoluyla ne yoluyla? Forceful güçlü, kuvvetli, şiddetli demektir. Acaba ne yoluyla doğum oranlarını arttırmaya ya da yükseltmeye çalışmış olabilir ki otoriter hükümetler? Dikkat edin baskıcı hükümetler bunlar. Arkadaşlar şiddetli, güçlü, kuvvetli submission kelimesi submit'ten geldi. Arkadaşlar bu fiilin anlamı sunmak anlamı vardır. Boyun eğmek anlamı vardır. Burada güçlü, kuvvetli boyun eğme yoluyla olmaz. Impression kelimesi izlenim demektir. Yani burada güçlü, kuvvetli bir izlenim yoluyla doğum oranlarını azaltıp yükseltebilir misiniz? Hayır. Presentation kelimesi sunumdur. Bir şeyi sunma getirme. Bu da olmaz. Intervene fiilimiz arkadaşlar müdahale etmek demektir. Ve biz buradan intervention yani müdahale kelimesine gittik. Bazen güçlü, kuvvetli, şiddetli müdahale yoluyla diyeceğiz. Cevabımız olacak. E, Compliance kelimesi comply'dan geldi. Hani comply with vardır ya uyumak, itaat etmek demektir bu. Tam tersi bir ifade cevabımız denizde olacak. Tam çevirimiz 20. yüzyılda çeşitli otoriter hükümetler bazen şiddetli müdahaleler yoluyla doğum oranlarını arttırmaya ya da azaltmaya çalışmışlardır. 20. yüzyıl 1900 yıllardan bahsettiği için de dilimiz verb 2 oldu. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir kelime sorusu çözeceğiz birlikte. Yeni keşiflerin hızı in biroloji virüs bilimindeki yeni keşiflerin hızı şöyle şöyle şöyledir demiş. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Sağ tarafında bir so var. Bu yüzden böylece dediğine göre buradaki sıfatın anlamı açıklanıyor arkadaşlar. Diyor ki bu yüzden be prepared for hazır olun diyor. Birçok daha fazla heyecan verici keşfe hazır olun. Nasıl keşifler? İç dünyamızın gizli ekolojisine ışık tutacak, aydınlatacak olan birçok daha fazla heyecan verici keşfe hazır olun. Acaba bu yeni keşiflerin hızı acaba nasıl bir şey ki biz daha fazla keşif için hazır olalım. Tul kelimesi sıkıcı demek arkadaşlar olumsuz bir kelime, bana olumlu bir kelime gerekiyor. Significant, önemli, insignificant, önemsiz. Hilarious'ı bilmiyor olabilirsiniz. Meager'ı bilmeliyiz arkadaşlar. Meager kelimesi kıt demektir. Bu da olumsuz bir kelime. Şimdi Hilarious kelimesini aklımıza nasıl tutsak? Yani Hillary Clinton'la ilişkilendirsem çok gülünç olur değil mi? Hillary Clinton'la Hillary'si nasıl ilişkilendireceğiz? Çok gülünç olur bu. Arkadaşlar hilarious gülünç demek. Bilmiyorum böyle aklınızı tutabilir misiniz? Biraz zor olacak ama dazzling kelimesi çarpıcı, etkileyici, şaşırtıcı anlamlarında kullanılan bir ifadedir. Yani the pace of new discoveries yeni keşiflerin hızı virüs biliminde çarpıcıdır, şaşırtıcıdır. Bu yüzden birçok daha fazla keşif için hazır olun diyor bizim üç dünyamızın gizli ekosistemini gün çıkartacak olan denizli cevabımız. Arkadaşlar kelime sorumuzda ilk kısımda şöyle bir ifade var. Batı Afrika liderleri yeni bir yaklaşımı kabul etmişler. Approach to arkadaşlar to ile çalışıyor. Bir şeye yaklaşım diyeceğiz. Buluşacağı hastalıklara yeni bir yaklaşımı kabul etmişler. Inen attempt to bir çaba içerisinde. Acaba ne çabası içerisinde? Bu arada attempt to infinitive ile çalışıyor onu da belirtelim. Diyor ki felaketi Ebola salgınının herhangi bir tekrarını ne yapmak girişimi içerisinde yeni bir yaklaşımı kabul etmiş olabilirler ki arkadaşlar bir salgın hastalığın felaketsi bir hastalığın tekrarını ne yapma gibi bir girişimimiz olabilir ki inflict kelimesi arkadaşlar vermek demektir ve devamında böyle pain Damage, suffering gibi olumsuz kelimeler görürsünüz. Acı vermek, hasar vermek, acı vermek gibi inflict'e gidemeyiz. Bu olumsuz bir kelime. Encounter, karşılaşmak. Yani bu salgının herhangi bir tekrarıyla karşılaşmak gibi bir girişimimiz olabilir mi? Hayır. Peki salgının herhangi bir tekrar etmesini tehdit etmek gibi bir girişimimiz olabilir mi? Zorlama bir cevap olur. Avert kelimesi sakınmak, kaçınmak, engellemek anlamına gelir arkadaşlar. Felaketse ebola salgının herhangi bir şekilde tekrarını sakınmak için herhangi bir şekilde tekrarını engelleme girişimi içerisinde bulaşıcı hastalıklara karşı yeni bir yaklaşımı kabul etmişler diyeceğiz. Bu arttırmak, yükseltmektir. E, bu salgının tekrar etmesini arttırmak, yükseltmek olmaz. Ever denizi cevabımız olacak. Şimdi Kepler teleskobu özel bir isim olduğu için arkasından virgül artı ve sıfat cümlesi geldi, virgülle geldi. Binlerce exo gezegeni bulmuş olan Kepler teleskopu emekli edildi. Retire, emekli olmak pasif bir cümle. Emekli edildi geçen yıl. When it ran out of fuel. Run out of, bitirmek, tüketmek anlamındadır. Yani xos tüketmek, bitirmek, yüzey bitirmek, deplete bitirmek, finish bitirmek. Yakıtını tükettiğinde, bitirdiğinde emekli edildi. Sağa geçtim ama yeni teleskoplar diyor dramatik ilerlemeleri yani büyük ilerlemeleri, büyük gelişmeleri, yeni gezegenler arayışında büyük ilerlemeleri ne yapıyorlar? Bir, bir, kere şunu belirleyelim. İlk cümlede Kepler teleskobunun yakıtını tükettiğinde emekli edilmiş olması eksi. Batla gelen cümlenin artı olması gerekiyor. Yani yeni teleskoplar büyük ilerlemeleri körteyl kısarlar, keserler olmaz. Promise kelimesi söz vermek, bir de vaat etmek, göstermek anlamı vardır. Yani indicate göstermek, herald müjdelemek, We show the signs of işaretlerini göstermek. Yani yeni teleskoplar, yeni gezegenlerin arayışında büyük ilerlemeleri vaat ediyor, büyük ilerlemeleri gösteriyor, müjdeliyor diyebilirim. Promise bekliyor. Deprive, mahrum bırakmak, yoksun bırakmak, olumsuz bir ifade. Inhabit, yaşamak demektir. Ve suspend kelimesi askıya almak, bekletmektir. Biz büyük gelişmeleri, ilerlemeleri vaat ediyor, müjdeliyor anlamında bursa'ya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, phrasal verb sorumuzda şöyle yapılar var. Onları da göstermek istiyorum. Skills hemen arada bir which that yapısı var. Devamında gelen sıfat cümlesinin nesnesi düşmüş. Yani e, skills which kids learn e, from playing video games. Çocukların video oyunları oynamaktan öğrendikleri beceriler aslında farklı değildir. Neyden? O kadar da farklı değil. Are not actually that different. O kadar da farklı değildir. Neyden? What they get from in person e, socializing. Yani kişisel olarak sosyalleşmekten edindiklerinden çok da farklı değildir diyor. Bu yüzden çocuklar ne yapamadıkları zaman online oyun onlara aynı önemli gerekli faydaları sağlar. Acaba çocuklar ne yapamadıklarında online oyunlar onlara gerekli önemli faydaları sağlıyor find out bulmak öğrenmektir. Yani çocuklar neyi bulamadığında, bir kere find out'un sizden bir nesne istediğini fark etmeniz lazım. Bring up yetiştirmek, büyütmek ve gündeme getirmek. Yani çocuklar yetiştiremediklerinde, büyütemediklerinde, gündeme getirmediklerinde anlamlı değil. Rise up ayaklanmak demektir, isyan etmektir. Hang out takılmak demektir arkadaşlar. Yani çocuklar birlikte takılamadıkları zaman online oyun onlara aynı önemli, gerekli faydaları, yararları sağlar diyeceğiz. Set down bir belirlemek anlamındadır. Bir de not almak, bir şeyi yazmaktır. Toparlayalım. Çocukların video oyun oynamaktan öğrendikleri beceriler aslında onların kişisel olarak sosyalleşmekten elde ettiklerinden o kadar da farklı değildir aslında. Bu yüzden çocuklar birlikte takılamadıkları zaman online oyun aynı önemli faydaları yararları sağlar diyeceğiz. Cevabımız hangout olacak.